Mobilyaların mekana kattığı estetik kadar konforlu ve fonksiyonel olması da bir o kadar önemli. Sektörünün önemli oyuncularından İpek Mobilya, şık, zarif ve hayatımızı kolaylaştıran alternatif tasarımlarıyla İsmob 2017'de büyük beğeni topladı. Evini şık ve ergonomik tasarımlarla dekore etmek isteyenler için alternatif çözümler sunan İpek Mobilya, İsmob 2017'de yenilik rüzgarı estirdi. Yepyeni koleksiyonlarını ziyaretçileriyle buluşturan firma, oturma gruplarından yatak odası ve yemek odası takımlarına kadar yeni konsepti ve geniş ürün yelpazesiyle fuarda göz kamaştırdı. Kayseri'den dünyaya güçlü bir mobilya markası çıkaran başarılı sanayici İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, fuarı ve yatırımlarını Eko Pazar'a değerlendirdi. Fuarlar bizim emeğimizi, gayretimizi, zevk anlayışımızı gösterdiğimiz mekanlar. 90'lı yıllardan beri Türk mobilyasının bir yerlere gelmesine büyük katkı veren firmalardan bir tanesi de İpek Mobilya. Hakikaten son 20 yılda fevkalade güzel gelişmeler oldu. Özgün tasarımlar, Türk zevkine uygun görüntüler, Türk ihtiyaçlarına uygun fonksiyonellikler, değişen dünyaya göre çok daha güzel evleri dekore edecek görüntü, renkler, desenler cıvıl cıvıl, sizin de gördüğünüz gibi sektörün en iyi şekilde temsil eden bir firma durumundayız. Bundan da gurur duyuyoruz. Yurt içinde, yurt dışında ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Diğer yandan da hızlı bir büyüme içerisinde İpek Mobilya. Yurt içindeki hedef ettiğimiz bayi adetlerini yakalamaya devam ediyoruz. Ama pazar olarak da Avrupa merkezli bir pazar şiddetle istiyoruz. Orası için sürpriz projelerimiz var. Fakat her halükarda nokta mağazalar fazlalaştıracağız Avrupa'da. Biz aslında Orta Doğu ve Afrika'nın kuzeyi gibi de planımız da var. Bu planımız biraz yavaş yürüyor savaşlardan ötürü, kargaşadan ötürü. Ama vazgeçmiyoruz, orada da devam ediyoruz. Avrupa eksenli orada montaj yaparak dağıtma ve nokta mağazaları çoğaltma hızlı bir şekilde icra edeceğimiz projemiz. Saffet Bey, İpek Mobilya'nın standını gezdik, modelleri de inceleme fırsatı bulduk. Tasarımlarından bahsedebilir misiniz İpek Mobilya'nın? Ar-Ge'mizde özellikle nihai tüketicinin ihtiyaçları merkeze konulur. Dünyanın zevk ihtiyacı ve ülkemiz insanın zevk ihtiyacı nereye doğru kayıyor? Bizim görüntüyü ne şekilde değiştirmemiz lazım? Fonksiyonellik de bir misafir alan ailenin hizmetinde mobilya nasıl katkı verebilir? Bir bayanın nazik, narin hareketiyle, dokunuşuyla hareket edecek, istediği fonksiyonelliğe geçecek mobilya nasıl tasarımlanır? Bütün bunlar mutfağında, Ar-Ge'sinde yapılıyor. Bu tüketiciyi de memnun ediyor açıkçası. Görüntüye de çok fazla önem veriyoruz. Bütün inşaat malzemelerinin değişimini, diğer ev tekstili, halı vesairenin değişimini mobilyada biz önceden, gelecek yıl olacağı bir yıl önceden, iki yıl önceden görmek zorundayız. Hem değişen dünya zevkini, ülkemizin ondan istifade ettiği ya da benimsediği kısmını birkaç yıl sonra olacağı, birkaç yıl önceden tasarlamak zorundayız. Onun yaramaz çocuğunu bile hesaba katarız. O bile deforme edememesi lazım. Dayanıklılık ve statik hesaplarda da 100 kilo civarı varsa ailede bir kişi, onun da deforme edemeyeceği sağlamlık hesaplarını Ar-Ge'de yapıyoruz. Saffet Bey, İpek Mobilya'yı önümüzdeki yıllarda özellikle Türkiye'nin en büyük hedeflerinin olduğu 2023 yılında nerede göreceğiz? Ne gibi vizyonel hedeflerle yola çıkacaksınız? 2023'e daha çok var ama biz en az 2,5 kat büyümüş olmamız lazım. İnşallah o hedefi yakalayacağız. İpek Mobilya tasarımlarıyla sektörün öncü firmalarından biri.
Ar-Ge merkezinde geliştirilen tasarımlar, üretim aşamasından sonra mağaza ve bayilerde mobilya tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Şimdi firmanın pazarlama müdürü Mehmet Tatlı'ya mikrofon uzatıyor ve İpek Mobilya'nın en son yeniliklerini öğreniyoruz. Fuara bütün firmalarımız çok iyi hazırlanmış durumda, biz de öyle. Bu bizimki yaklaşık 2014 yılından beri süre gelen çalışmanın eseri. 2016'da tamamen bu 2014 yılı öncesinin temellerini oluşturmaya başladık ve 2017'ye de gördüğünüz gibi özgün tasarımlar, tamamıyla gençliğe hitap eden renkler ve güzelce hazırlandığımızı düşünüyorum. ...2017 yılında %40 büyümeyi hedefleyen İpek Mobilya, en son mobilya trendlerini mağazalarında görücüye çıkartıyor. 2016 yılını malum ülkemizdeki yaşanan sıkıntıları ekonomik anlamda ve satış anlamında ve bayileşme anlamında herkes gibi biz de yaşadık. Ama 2014 yılındaki dediğim gibi bugünlerin temelini atmış durumdayız ve o temellerin üzerine inşa etmek için çalışmalarımızı devam ettirdik. Ve 2017 yılında da bu çalışmalarımızın neticesini elde etmek istiyoruz. 2017 yılında fuardaki konsepti tamamıyla mağazalara taşımayı hedefliyoruz ürünlerimizle birlikte ve %40'ta büyümeyi hedefliyoruz. Gördüğümüz gibi oturma grubu, yemek odası, yatak odası birçok çeşidiniz mevcut. Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz? Bizim yaklaşık 35 kişilik Ar-Ge tasarım ekibimiz var. Tabii ki dışarıdan tasarım desteği de alıyoruz. Uygulanabilirliğini bizim kendi Ar-Ge çalışanlarımız tarafından endüstriyel üretime uygun hale getiriyoruz. Hayali tabii ki tasarımcılardan alıyoruz. Sektör gelişiyor, sektör büyüyor. Biz de sektörü büyütmeye ve geliştirmeye çaba sarf ediyoruz. Ürünlerimiz tamamen ergonomik, tamamen fonksiyon özellikli. Özellikle birçok kullanım ihtiyacını karşılayabilecek tarzda, gençliğe hitap eden, kumaşımız dokusu yumuşak, güşesi yüksek, rengarenk, bütün renkleri barındıran cıvıltı ve esintiler var. Bütün mekanizmaları kullandığımız ve günümüz moda tabir edeceğimiz bir çizgiye uygun hale getirmeye çalıştık. Fonksiyonelliği ile öne çıkan İpek Mobilya, her mekana uygun mobilya tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 2017 inşaat sektörünün de parladığı bir dönem olacak biliyorsunuz. Küçük evlere daha çok ilgiler yoğun. Bu konuda siz İpek Mobilya olarak neler yapıyorsunuz? Tabii ki tasarımımız bu dediğiniz ölçekteki evlere, konutlara olabilecek şekilde düşünüyoruz. 3'te 3, 2, 1 tabir ettiğimiz tarzdaki modelleri geliştiriyoruz ve özelliklerini artırıyoruz. İşte dar alanlarda, küçük yerlerde çeşitliliği ve çok kullanılabilir tarzda tasarımlar yapıyoruz. Ve küçük ölçekli, hacimli ürünlerimizde birçok ihtiyacı giderebilecek şekilde tasarlıyoruz. Özellikle modüler grupta. Doların yükselmesi sizi nasıl etkiledi? Tabii ciddi etkiliyor bizi. Bazı ham madde girişlerimiz dolar bazlı. Bu da bizim zorlanmamıza sebebiyet veriyor. Zaten tek haneli rakamlarla karlılık içerisinde çalışıyoruz. Bu da bizi zorluyor işin açıkçası. Biraz arz talep dengesizliği var sektörde, bunu görüyoruz. Tabii doların hızlı yükselmesi, belirsizliği, tüketicinin alım ihtiyacını öteleyebiliyor. Böyle bir yan etkileri var. Ama maliyetleri doğru yapamamanın bizim için de bir zorlukları var. Ama inşallah ekonomi istikrara kavuşacak. Bu istikrara kavuşması neticesinde bizler de hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. İpek Mobilya olarak şubeleşme bakımından ne tür çalışmalarınız? Tabii yurt içiyle ilgili 2017 yılında
40-50'ye yakın bir bayileşme hedefliyoruz. İhracat anlamında da yoğun bir çalışmamız var. Orta Doğu, Avrupa dış ticaret birimimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Ziyaretlerini yapıyor, davetler ediyor veya fuarda ciddi yurt dışı ziyaretçilerimiz var. Onlarla bağlantı kuruyor. Her yıldan daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz.